İyi sabahlar, yeni güne, yeni haftaya tacirler stratejisi sevgili Ahmet Mergen'le hazırlanacağız. Evet. Günaydınlar, hoş geldiniz. İyi günler herkese. Bol günler. Kazançlı bir hafta olsun bari. Sağlıklı, bol kazançlı. Ha, yani. Her şey dilediğimiz gibi. Her şey de dilediğimiz gibi olsa da yani felsefe yapacağız ama o hayatta o kadar güzel olmaz ya. Biraz değil mücadele mi? Biraz arada sıkıntı olması lazım ki. Mücadele hayata aslında. İyi günlerin tadına varılsın. Değerine, değeri anlaşılsın. Bunlar da güzellik katıyor. Bu da bir klasik laf oldu ya, hadi neyse. Ya öyledir ama yani düşünsenize her istediğiniz oluyor. Ne yapacaksınız yani? Ya o zaman Midas'ın, yani. Tabii Midas'ın şeyi gibi olur. Hani dokunduğu her şey altın oluyordu ya. Öyle Midas'ın kulakları daha farklıydı ama. Bir de yani o kulakları başka, bir de dokunduğu her şey altın olur. Eşine dokunur altın, o dokunur altın, her şey altın. En sonunda lanet olsun yani, öyle bir şeydir. Curse dediğimiz bir lanetlenme vardır. Vallahi elimizdeki altın da bir şey yapmıyor Ahmet Bey. Ne olacak, o altınla başlayalım, haberleri geçmeden bir onu sorayım bari size. Altın 1258'e bir tırmandı. 1228'e değdikten sonra dolar olarak. Şu anda 1246 falan seviyesinde. Bence yukarı doğru ufak bir zıplama yapabilir. Yani en son tekrar 1228'e geldi ama oradaki dip onaylanmadı. Ha, bu demek değil ki 1500'e gidecek. Yani 1270-80 civarında gene bir satış gelir oraya. Bir bandın içine girdi yani. 1220-1275 bandı diyebiliriz. 1280 bandı. Zıplama dediğiniz uzanma gibi bir şey. 1250'den 1270'e gidiyorsa öyle. Tabii şu anda beklenti yok. Yani bu tabii yani. Biraz da FED'e bağlı. Yani gerçi FED diye de millete gına geldi FED'den. Artık kimse FED'in F'sini bile görmek istemiyor veya duymak istemiyor. Onu ben yine bir cümle soracağım size. 17-18 Aralık toplantısında bir şey olacak mı? Yani fazla bana göre böyle... bir şey olmayacak ya. Bana göre bir şey olmayacak. Yani çok fazla değişiklik yaratacak bir data mata falan da geleceğini tahmin etmiyorum. O kadar yeter bize zaten. Yani Thanksgiving falan filan derken bunlar şimdi zaten tatil havasına girer, tatil moduna girerler. Hele ayın 15'inden sonra ara ki milleti bulasın yani. Orada bir tek çalışanlar, hediyeleri taşıyanlar yani. FedExpress, United Parcel Post falan filan böyle kuruluşlar devamlı oradan oraya hediye taşır dururlar yani. Başka bir şey yok. Öyle işmiş yaptıramazsın. Allah muhafaza devletle falan bir işin olsa. Valla eğer o kadar hediye mediye gidecekse ekonomi de yani, iyi demek. Ocağın bir haftası da öyle gider yani. Oradan da belki bir şeyler çıkartılır herhalde. O verilerden de. Promosyon hediyelerinden demek ki ekonomi canlı iyi olacağını düşünüyorlar da böyle. Muhtemelen şu anda part time şeyler, işler artmıştır. Çünkü bütün bu alışveriş furyası içinde. Zannedersem Kara Cuma mı? Kara Cuma deyince Kara Cuma. Millet de zannediyor ki borsada paldır küldür kötü fiyatlar düşüyor. Halbuki o bir alışveriş çılgınlığı. O muhasebedeki yazım şeyinden dolayı. Black Friday'den dolayı öyle geçiyor. Galiba Apple geçiyor. Başı çekiyormuş. Öyle bir şey mi gördüm? Öyle. En çok o mu sattı? Yani? Neyse reklam yapmayalım. Kendi reklamını yeteri kadar yapıyor zaten ürün. Artık yani öyle aldı zaten. Gitti. Peki bir haberleri aktarayım. Ardından bir de istatistikler var. İstatistiklerden de bir iki çıkarım yapmak gerekecek. Çünkü Türkiye bu yılın yani geride kalan dönemde en kötü performans sergileyen borsalardan bir tanesi. Rusya, Brezilya. Hep böyle bir önceki yıl ön plana çıkanlar en kötü. Bir önceki yıl kötü olanlar, krizde dediğimiz, hep kriz sırasında konuştuğumuz ülkelerde %100'e yakın pozitif performans sergilemişler. Bu arada İstanbul'da Kasım ayında perakende fiyatları da %0.34 oranında artmış, toptan fiyatlarındaki artış da %1.68 oranında gerçekleşti. Ya nerede gerçekleşiyor İstanbul... bu? Pardon. Bir hadi buyurun, bakalım. Söyleyin. Hadi haberin geri kalan. Hayır markete giriyorum ben falan filan da hiç öyle 0.9 falan değil. Böyle markete bir giriyorum bir çıkıyorum elimdeki para bitmiş gibi bir şey oluyor. Ne aldım ne bittim kardeşim. Yani biz hani bir fileyi bile doldurmuyoruz. Orası doğru. Hayat pahalılığı apayrı bir şey. Enflasyon evet. Onu gözlemliyor musunuz? Geçen yani, seneye nazaran artışı mı bu yani? Domatesi şuradan aldım bir ay önce sonra şöyle oldu falan. Onları... 4 liranın üzerinde domates yani 8 liraya falan gitti. Tamam. O arada gene seray ürünler falan geliyor, düşüyor. Dönemi geçti de. Onu iyi takip eder misiniz? Yani o anlamda iyi bir tüketici misiniz? Ya değilim ama yani paramın gittiğini biliyorum. Yani markete gittiği zaman iyi bir tüketici olduğumu hissediyorum. Para uçup gidiyor. Ya vallahi buradan da mesaj veriyorum. Bütün yöneticiler. Alo maaşlar yetmiyor. Herkesin maaşını arttırın. Yok ama gerçekten hani bazen yani hani kendi adıma şükrediyorum. Ama sonra diyorsun ki. Ya gerçekten insanlar nasıl geçiniyor diye. 859 lirayla bu ekonomiyi nasıl döndürüyor bu insanlar ben de merak ediyorum. Çok merak ediyorum yani. Bunlar yani bizim burada hani biz konuşuyoruz falan ya ekonomist falan numara şeyinde. Onlar bize göre onlar daha büyük ekonomist.
Şu anda bir de daha da sıkıntıya girdiler. Hani bir bankadan para alıp ötekine veriyorlardı falan filan. Kredi kartları da biraz sıkıntıya girdi. Hani paran kadar artık borçlanabiliyorsun. Kredi kartında limitin o kadar falan. Yani 1000 liraya şu kadar kredi alabilirsin. 2000 liraya bu kadar. O da kısıtlandı. Yani oradan al Ali'nin veli, külahı veliye, velinin külahı Ali'ye hikayesi de biraz sendeledi. Gerçi iyi bir şey ama nasıl geçinirler o da ayrı mesele. Peki ben devam kestim edeyim ben mi? Kestim ben seni, buyurun. Haberleri devam edeyim. Bu arada TÜİK'te Kasım ayı enflasyon verisini yarın açıklayacağını hatırlatalım. İstanbul'da böyle gerçekleşmiş. Bakalım Türkiye genelinde ne olmuş onu da yarın göreceğiz. İç hat uçak yolculuklarında tavan fiyat uygulaması olacak mı? Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugün sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. Bakan Yıldırım daha önce Kurban Bayramı'ndan sonra uygulamanın başlayabileceğini söylemişti. Bazı havayolu şirketleri ise tavan fiyat uygulamasının haksız rekabete yol açacağı iddiasında bulunuyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's 19 aydır çöp statüsünde tuttu. Yunanistan'ın kredi notunu 2 basamak birden yükseltti. Kredi notu görünümü de negatiften durağına yükseldi. Moody's Yunan hükümetinin 2013 yılı bütçe dengesi hedefini aşacağını ve 2014'te de rekor bütçe fazlası açıklayacağını öngörüyor. Ve son bir not, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nde başkanlık koltuğu Başaran Ulusoy'a emanet edildi. Yine yaklaşık 2000 seyahat ajantasının katıldığı seçimde yarışı 14 yıldır görevde olan Başaran Ulusoy kazanmış oldu. Biz de kendisini bir kez daha tebrik edip hayırlı tabii, olsun başarılar dileriz inşallah. Evet. Başaran Bey çünkü o konuda gerçekten biz de yer yer konuk ediyoruz. Güzel çalışmaları oluyor, düşünceleri hani... Yeni biz de haber olarak bunları aktarıyoruz ama hani birey olarak da hoşumuza giden böyle söylemleri evet. Oluyor. Peki haberi okurken Yunanistan haberini okurken siz orada tepkisiz kalmadınız. İzleyici görmedi ha, tabii ama. Lazım yani. Ha? İki kademe birden artıyor falan. Hani diyelim ki hani daha fazla aşağı gidecek halleri yoktu ama ben onların o borcun falan üzerine yatacağını tahmin ediyorum. Yani biraz bir tıraş daha olacak yani saç tıraşı. Ben öyle tahmin ediyorum. Ne güzel ya ülkeler bunu yapıyorsa biraz evvel hani böyle bireylerden bahsetmiştik. Bireyler öyle bir şey imkanı yok işte. Yok canım. Hani üzerine yatayım bu sefer de vermeyeyim öyle bir şeyimiz yok. Gerçi bir sürü insan kayıt dışıymış galiba. Var ondan madem başlayayım ben Yunanistan'la devam edeyim diyecektim oraya. Ama... Yine de onlar da galiba sakal tıraşı yapıyor. Hiç kimsenin bir şey verdiği yok. Dünya Gazetesi'nde Mehmet Kaya haber. Hep böyle aktarıyorduk ya şu kadardır kayıt dışı falan filan diye tablolarla ortaya koymuş. Kendisi güzel bir çalışma yapmış. 9.803.000 kişi kayıt dışı. İstihdam edilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlık durumu TÜİK'ten yola çıkmış aktarmış ve hani kadın erkek ve genel toplamlara bakılmış. Kayıt dışı istihdamla mücadele devam ediyor ama oran iyileşse de kayıt dışı çalışan sayısı oldukça büyük denilmiş haberde ki bir de biz Profesör Doktor Cem Kılıç hocamızla yayın yaptığımızda kayıt içindeki kayıt dışılıktan bahsediyoruz. Yani siz atıyorum alıyorsunuz 5 lira maaş gösteriliyor asgari ücret. Ha, bir de bu da ayrı bir kayıt içindeki kayıt dışılık. Ama 9 milyon çok rakam ya. Türkiye'de 9 da değil ya 10 milyon. 9 milyon 800 çalışan nüfus zaten kaç? 27-30 milyon o civarda mıdır? Ya o kadar yoktur diye düşünüyorum vallahi ama yani bununla yani. Ya çok şey kötü yani hani Türkiye'deki o anlamdaki sistem kötü. Hep böyle kayıttakinden her şey alınıyor. Elektrik parası falan bilmem ne falan. Canım, kayıtta böyle. Olmayan kaçak elektriğin parası bile normal vatandaşın üstünden çıkıyor. Yani o işler bana göre bir türlü halledilemedi. Halledileceği de yok ben öyle görüyorum. Yani artık ümitsiz vaka haline dönüşüyor. Yani bu her yerde böyle ama. Nasıl, yani şikayet ediyoruz şunu bunu yapıyoruz ama düzelteceğiz deniliyor o deniliyor bu deniliyor bir takım çalışmalar yapılıyor ediliyor fakat gene de o sistem o şekilde gidiyor. İşte bilmiyorum Türkiye... bu sistem belki de krizlerde insan yani Türkiye'ye yarıyor mu öyle bir tartışma da vardı yani. Ya makro açıdan yayıyor da o makroyu düzelleştiren de işte bizleriz yani. Ama illa kriz olacak vergilerle. Diye bunu da desteklemenin veya bunu da iyi konuşmanın bunun hakkında anlamı yok yani. Herkes kendi payına düşeni 3 veya 5 şekilde 3 kuruş 5 kuruş ödemek zorunda yani. İşte Türkiye'nin gelir gider sistemi değişmedikçe bu tur haberleri biz hep vermek biz zorunda durumunda yaparız, kalacağız evet. Galiba. Peki ne oldu da 2013 yılı şimdi bir istatistik biraz öyle aktardık ya ekranda getirebilirsek izleyiciler için onu da paylaşalım. Dünya ülkelerinin borsalarının performanslarına bakıldığında Türkiye'nin performansı gelişen ülkelerin performansından kötü ki orayı da Rusya ile Brezilya bayağı bir aşağıya çekmişti zaten. Yani 34 borsa takip ediyoruz. 34.sü Brezilya %14, Rusya %10,
Onun hemen bir üstünde Türkiye var %3. O da işte gelişen ülke ortalamalarını zaten o seviyeye çekmiş durumda. Neden böyle oldu? Valla biz genelde karakter icabı da aşırı uçlardayız yani. Biz bakarsın bir sene en fazla getiri sağlayan borsayız. Ondan sonra bir problem, bir bakıyorsunuz gene en kötülerin oralara doğru iniyoruz. Yani belli bir steady dediğimiz belli bir düzgün belli bir şey... Açıyla mı diyeyim artık bir yükseliş veya belli bir istikrarı sağlamak o konuda zor. Yani altın ihracatı, bir sene bir altın ihracatçıyız, bir sene bakıyorsun ithalattayız falan böyle. Yani o zeytin gibi var yılı yok yılı gibi oluyor. Yani öyle şeyler oluşuyor. Bir türlü o dengeyi tutturamadık. Dolarda da yani en büyük derdimiz o ya, herkesin sıkıntısı. Yani doların 2 liraya geçmesi çok büyük de bir problem değil millet için. En de sonunda geçecek bu canım. Yani senin de belli bir enflasyonun var. Yani devamlı enflasyonun %7, 8, 9'larda olan bir ülkenin öteki tarafta dolarda dolarla iş gören bir veya dolar parası dolar olan bir ülkeye %2 ise yani burada senin paran değer kazanamaz ki devamlı olarak dolara karşı. Aksine belli bir oranda kaybetmesi lazım. Bu da işte 2 lira civarına geliyor ama milletin derdi kardeşim bir 2.10'a çıksın, 1.90'a insin, 1.95'e insin tekrar 2 yani bu olmasın istiyor. Yani 2.01, 2 ay sonra 2.02 falan buna dayanabilecek gibi galiba. İnsanlar ona göre bir ayarlama yapabilir. Ya ona da alışmak da lazım biraz Ahmet Bey. Çünkü parite, euro dolar paritesi. Birisi euro, birisi dolar. Hani şey böyle para birimleri. Onlar bile bir günü tutmuyor yani yeri geliyor. Doğru. 1.40'a gidiyor, 1.20'ye düşüyor falan. 1.34'ten 1.36'ya hemen bir günde çıkıyor veya iki günde yani fazla sürmüyor. İşte o enstrümanları kullanarak büyük iş yapıyorsanız onu dengelemek lazım. Hani 100 dolar, 200 dolar herkesin bütçesine göre büyük para olabilir tabii ama hani milyon dolarlık, milyarlık işler yapıyorsanız da kendinizi hedge edin. Hedge dediğimizde koruyun. Dolu enstrüman var. Yani ben tabii euro, 6 ay süre için ben doları 2.02'den alma hakkını satın alabiliyorum. Bilmem kaç vadede yani onu ufak bir prim sigortalayın yani kendinizi kasko yaptırın sonuçta. İşte onu da tahminen karşı tarafta size satacak insan bulamıyorsunuz herhalde. Çünkü o da durumdan muzdarip. İşte ya herkes girse bu piyasaya. Tabii bunu satacağım ama diyor ya bir şey olursa diyor bu sefer okkanın altına ben giderim diyor. Yani karşılığında yani atıyorum 2.10'dan satıyor önümüzdeki 6 ayın için. Ya 2.20'ye giderse 2.11'de 2.12'de ben zararımı göze alarak kapatabilir miyim? Ama öyle yani bir yer yok. Sigorta alıyorsun öyle bir şey yok işte. Yani. Biz de arabayı ya kaza satan, yaparsak. Parayı satan onu şey yapıyor. Ya bize vururlarsa bir şey olursa diye ödüyorsun. Ben kaza yapmam diye çıkarsan risk satın alıyorsun. Yani işte iş dünyasında pek primi öyle verdim diye bakmıyorsun yani. Yani hece edenleri de tahmin etmiyorum. Yani orada bir sıkıntı var. Orada yani bir güvenirsizlik mi var ya parayı mı bulamıyorlar. Yani iş dünyası pek kullanmıyor zannediyorum o kadar fazla bu hedge işini. Yani siz biliyorsunuz piyasanın içinde kullanmıyorlarsa. Yani borsaya bakıyorsunuz dolar TL euro aracı kurumlarının hatası var mı? Kontrat dönmüyor tahmin yani, ediyorum ben yani. Çünkü bir iş adamı yılda bir kere iki kere yapacak kaç para komisyon bırakacak diye hani aracı kurumlar bunlarla ilgilenmiyor diye bir şey yok. Maksat iş yapsın Ahmet Bey bana gelsin benim aracı kurumumdan alsın satsın ben de komisyon alayım diye bakılıyorsa ki o da o yüzden kuruldu zaten o kurumda kendi hakkıdır. İşte şey var, VOP'ta işlemler var, dolar TL, euro TL ama yani orada da tabii karşınızda bir satıcı olması lazım. Size bu kontratları sunacak insanlar olması lazım. Yani onda da tabii dolar sahibi veya euro ile olan bankalar bu işe girmesi lazım ki bir satıcı olsun. Ya işte finans merkezi olmak istiyorsak o derinliği de sağlamamız gerekiyor o zaman. Yani hani finans merkezi deyip karşıda alıcı satıcı bulamıyorsan yani öyle bir şey olmayacak. Opsiyon piyasasında bile daha bana göre o kadar hani hisse senetleri üzerinde pek derinlik sağladığını zannetmiyorum. Yani ben soruyorum çocuklara volüm işlemler çok düşük falan dönüyor. Demek ki onda da bir korku var. Çünkü senetler o kadar çabuk yukarı aşağı gidebiliyor ki yani karşısında kontrat yazacak kişiler bu işin içinde büyük zarar edebilir diye girmek istemiyorlar anladığım kadarıyla. Evet. O yani opsiyon içinde bence elinde hisse senedi tutan yatırımcılar da bu opsiyonları yazabilmeliler. Ancak o zaman o piyasa derinleşir. Yani benim elimde 10 bin tane Koç hissesi varsa veya Sabancı hissesi ne bileyim bir banka hissesi varsa garanti diyelim. Bunun karşılığında ben opsiyon piyasasında o opsiyonları bir yatırımcı olarak yazabilmeliyim. Peki biz bunları hani doları moları oynanmaları çok konuşacağız çünkü dövizle çok işimiz oluyor. İthalatımızı evet. Yapıyoruz. Bunun önüne geçmek için de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün açıklaması var. TÜBİTAK milli ilaca %100 destek verecek diye.
Özüm Örs haberi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK'ın milli ilaç projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. 6 ay önceki Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında sağlık sektörünü öncelikli sektörler arasına aldıklarını hatırlatan Bakan Ergün, TÜBİTAK'ın biyoteknolojik ilaçlar için çağrıya çıktığını ifade etmiş. İşin yolu bunlardan geçiyor. Tabii hani gerçekten %100 ikamesi olacaksa ne güzel bir şey. İçeride üretilsin. Para o şimdi anlamda. Milli işler, milli otomobil, milli roket, milli ilaç, milli uzay teknolojisine, yani işte uzaya şeyler, satelitler göndermek falan, bunlar tabii ki büyük işler ve eğitim ve araştırmaya büyük paralar harcanması lazım. Biz bunu göze alabiliyor muyuz şirketler olarak? Yani ya, şirketlere teşvikler veriliyor mu? Mühendis getirirsin, olur biter yani. Hani... Var Türkiye'de insanlar var da ya bunlar var da, tabii bir takım yerlerde yani, değerlendirilemiyor benim anladığım kadarıyla. Yoksa tabii ki yani ben niye bir Merck, Pfizer bilmem ne falan gibi devasa bir Türkiye'de de bir şirket olmasın bütün dünyaya. Yani hem Türk insanına yararlı olacak hem de bütün dünyadaki insanlara yararlı olabilecek ilaçları üretebilecek, bulacak. Bir takım hastalıklara çare olabilecek yani Türk çocukları var. Var, yıllardır öyle haberlerde oluyor yani uyutulmuyorduysak işte doktorlar şuna çare buldu bilmem ne tabii falan. Tabii tabii ya, bunlar niye Türkiye'de değerlendirilemiyor? Madem inovasyona dönsün işte bu da, yani paraya da dönsün. Yani ben bir sürü böyle Silicon Valley gibi, tamam mı, Silicon Vadisi gibi bir sürü bizde de büyük kentler falan kurulmalı. Yani benim görüşüm böyle bilimsel çalışmalar yapacak işte. Yani Silicon Valley gibi orada teknolojiye ilginin mesela büyük bir kent, bütün Türkiye'deki çocuklar veya dışarıdakiler getirilip iyi paralarla orada bu çalışmalar desteklenecek. İlaç sanayi öyle. Bütün dünyadan atıyorum uçak sanayinin bakımları Türkiye'de yapılabilir. Yani Avrupa'da falan. Yani Türk Hava Yolları bu işte bir şeyler yapıyor ama biz bütün yani en azından Avrupa ve öteki taraf Asya tarafındaki bütün her şeyin bakımını falan yapabiliriz. Turizm desen öyle. Yani çok geç yola Türkiye'de. Çıktık belki ama hani bir farkındalık var ve bir şeyler için uğraşılıyor. Yani Bakan Ergün'ün ben böyle çok açıklamalarını buradan aktardığımı hatırlıyorum. İnşallah hani hayata döndükçe İran'la ilgili bunun de artısını mesela göreceğiz. Yumuşama bir falan var mı? Tabii buyurun. Yok yok, yani Güney Kore örneği hep böyle gıpta ediyoruz ya. Yani bir televizyon mağazasına gitseniz hep böyle onların malları falan filan. Adamların bu felsefeyle yola çıkmışlar. Yani ama baştan epey bir sıkıntı çekiyorlar. Tabii tabii, yani otomobilde de öyle. Sonuçta tabii. Yıllardır hani bir günde olacak bir şey değil tabii, sonuçta tabii. Ama her büyük sektörde, gelecek olan sektörde bizim bir dünya markamız olsun diye yola çıkmışlar. İyi yani. Bir de, başarmışlar iyi yani. Ama ona da katlanmak, aynı şekilde o şeyi, projeyi sürdürmek lazım. Ha. Yani siz için şey olarak da İran'la da ilgili mesela son zaman işte hani bu yumuşamalar falan belki hani oradan Türkiye'ye de bir takım şeyler duydum işte, yani sokakta konuşuluyor herhalde, işte cari açığa katkıda bulunacak, biraz da değerlerini düşürebilir dolar ve euronun falan filan gibi bir takım anlaşmalar yapılıyor herhalde. Onlar bana göre biraz daha uzun vadeli işler. Ya olursa iyi olur yani, etraftaki ülkelerle didişmenin bir alemi yok bana göre. Mümkün mertebe Türkiye'nin çıkarlarını koruyarak iyi ilişkiler sürdürmekte her zaman yarar var. Yani bugün yani vardı Dünya Gazetesi'nde, nakliyeciler şimdiden faydalanmaya başlamışlar. Evet. Büyükelçisi de yani eskisi kadar olmasa da canlanacak. Altında da ilişkiler. İlgili belki anlaşma şeyleri, alışveriş artabilir. Bir ara kısıtlanmıştı bu. Dışarıdan şey geldi, fazla bu işlere bulaşmayın diye bize bir ihtar çektiler ama şimdi tekrar o işler düzelebilir gibi gözüküyor. Da. Ahmet Bey, sizce en zararlı meslekler neler? Sağlığa zararlı meslekler aklınıza geliyor mu? Bir tanesi benim mesleğim. Baksana burada tahmin yapıyorum. Eğer doğru çıkmazsa yandım yani. Sağlığa zarar. Öyle eleştiriler, fırçalar. Ya mesela CNBC.com'da. Çöp toplayıcıları. Öyle gerçekten. Değil mi? Ya aslında bunu neden verdim? Takmıyorum yani. Neden verdim? Atık ve geri dönüştürülebilir maddeleri toplama uzmanları, nükleer tesis çalışanları, medikal klinik laboratuvar çalışanları, pilotlar, uçuş görevlileri, petrol ve doğal gaz santralleri, ameliyat teknisyenleri, böyle böyle gidiyor. Şimdi bayağı bir iş var. Tabii yani o ufak pipette böyle mesela bir kanı bir yerden şey yaparken ötekini incelerken Allah muhafaza iğneyi bir değdirdin bir kendine, ya hastalıklıysa yandın, hadi kaptın işi. Ya şöyle bir şey vardı hani, böyle ne kadar risk o kadar getiri. Denir ya. Biz de öyle yakalık. Hayatta öyle bir şey yok ya. Değil, yani bizim, hani yani, risk aldığın meslekler var ama o getiriyi almıyorsun yani. Vallahi görüyorum gece gündüz. Öyle bir adaletsizlik maalesef var yani. Yani daracık bir alanda tutunarak, tamam mı?
Hop gidiyor 10 metre duruyor, paldır küldür iniyorlar. Bir şeyleri atıyorlar böyle, ne içinde ne var ne yok, hangi pislik var, neyin nesi. Oradan sonra hop tekrar araba kalkıyor, hop koşuyorlar. Yani kar, kış, kıyamet bunlara yani aldıkları parayı bence az gibi geliyor bana. Ha, gibi şimdi, geliyor değil yani. Başka çocuklar var, o şeyler de mesela sokakta insanlar var. Sırtlarında devasa yük taşıyor. Böyle hani kartonları martonları topluyor. En ucuz parayı da onlar alıyor. Bir böyle onlar bir da denk, çok takdir ediyorum. Yani bazen yolda görsem mesela hani onurlarını kırmak da istemiyorum ama yani bir ayran, bir kola, mola bir şey yani vermek de istiyorum yani. Bazen de hani al kardeşim şunda bir tane. Bir buçuk lira en fazla. Ya benim en hassas olduğum nokta çiftçi. Yani tarımla uğraşan. Evet, aslında en büyük riski onlar alıyor. Yani doğal felaketler olacak mı olmayacak tabii mı? Tabii bir sel baskını. Haydi git. Kazan, yani o kadar da uğraşıyorlar toprakla falan. İlaç şeyi var yani. Hani ne bileyim bir zararlı bir böcek bir şey tabii gelir. Ne olacak geliyor, gelir? Yağmurla gelir. Hayvancılıkta başka da öyle bir hastalık geliyor. Sürüyü götürüyor. Ama işte kazanmıyor. Çiftçiye bakıyorsun hiçbir şey kazanmıyor. Ya. Yani. Tabii. O ürün oradan aldığı çıkarken riski, 3 kuruşa çıkıyor. Vatandaş erişine kadar 5 liraya gidiyor. İşte aldığı riskin karşılığı yok. Piyasada halbuki biz öyle öğrenmedik ekonomide. Risk kazanmak mı istiyorsun? Risk alacaksın diye. Doğru. Yani borsaya giriyorsan risk alıyorsun. Ona göre de getirin veya götürün oluyor yani işte. Yani. Çok fazla. Biz de şimdi risk alıyoruz. Ne diyorsun bizimkiler piyasaya? Son 2 dakikayım. Öyle mi? Ya piyasada dolara, borsaya. Ya gene 70 bin, 75 bin 500'ün ve 400'ün üzerindeki ortalamaların üzerine attı. Bence şu anda 74.500 ve 77 bin aralığında. 77 bine doğru bir hamle olacak gibi. 80 bini geçer mi? 80 bin 500'ü sıkıntı olur. Ama 18 aralığa kadar, yani bu 6 aralıklık data çok fazla sürpriz yapmazsa, oraya doğru bir tırmanma olur. Tırmanma çabası. Ondan sonra tekrar bir aşağıya. Yani bant sanki kısa vadeli bant 74, 80 bin veya 79 bin o arada. Ondan sonrası düğüm daha sonra bence çözülecek. Türkiye'nin bir de başka sıkıntısı var. İşte önümüzdeki sene 3 tane seçim var. Bilhassa İstanbul seçimi herhalde çok kıyamet kopacak orada. Bayağı heyecanlı bir seçim olacak. Piyasayla var mı alakası? Sıkıntıya sokabilir. Yani çoğu insan şu anda artık ya seçimi görelim. Öncesi bir canlılık anlarsın falan bir şey. He. Bence yani Ocak diye giderse de Ocak 15'e kadar yukarı tarafta 90 binin geçileceğini zannetmiyorum. Aşağı tarafta 70 bin çok önemli bence. 70 binin altına inerse işler bayağı sakata gider. Dolar 2.08'i gördü. En yakın 2.05 direnci onun. 2 liraya gelince alıcı geliyor. 1.96 onun altındaki yer. Euro 2.77'de sıkıntı var orada. Onun da şeyi desteği bence 2.70 civarında, daha aşağısı 2.62.50 falan. Orası bayağı sağlam ama dipler devamlı yükseliyor. Burada da eskaza bir şey olursa 2.77'yi herhalde patlatır yukarıya doğru. Euro dolar paritesi 1.36'daydı. Orada da sıkıntı 1.37.50, 1.38.50 aşağı tarafta iyi bir destek seviyesi. Bence 1.35.57'nin altında. Eğer alım düşünürlerse 1.34 fena her değil. Her şey güzel, hiç grafiğe bir şeye bakmadan yani kafadan gidiyor. Bu arada Kadife'de İSPİ'nin bir şeyi var hala, çalışması kapanış var, çalışmıyorlar. Meydanda bir karambol var orada, kim ne yapacaksa yani artık. Yani insanların ve taksicilerin şurasına kadar geldi. Sizi de bekliyorum bir gün Kadıköy'den. Ya muhtarlıkla mı başlarsınız? Belediye başkanı adaylığı. Kadıköy'ün sorunlarını burada Kadıköy en çok siz dile getiriyorsunuz. Herhalde aday olacağım bugün işte. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Yayınımıza katıldığınız için saat 12.20'de tekrar beraber olmak dileğiyle.